Ben 35 yaşından sonra motora binmeye başladım. Peki neden yani C kasa niye tercih ettin? Yaptığınız işleri görünce direkt dedi girelim buna. Bir bindim bambaşka bir motor olmuş. West Riders Custom'a hoş geldiniz. Bu hafta eski projelerimizden biri olan bir Sportster'ı tanıtmak için burada toplandık. XL1200C modeli. Yanımızda motorun sahibi Savaş Aktaç var. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Bu motoru yapalı sanırım 3 sene falan oldu. İmzaya baktım az önce. 2020 Tabii, falan yazıyordu üstünde. 3 sene oldu. Evet. Motoru daha önce yaptık bir tur. Ardından sanırım 1 sene veya 1,5 sene sonra yeniden bir yenilemeyle tekrar bize geldi. Yeniden yapıldı. Ancak hiç o halinin fotoğraflarını falan paylaşamamıştık. Bu videoda bu açıdan çok iyi olacak bunu tanıtmak için. Çok fazla soran da var bu motoru. Öncelikle biraz seni tanıyalım abi. Savaş Aktaç kimdir? Ne zamandan beri motosiklet kullanıyorsun ve bu motorla alakalı olan geçmişinden biraz bahsedebilir misin? Tabii. Benim motor geçmişim çok yeni. Siz de biliyorsunuz zaten. Ben 35 yaşından sonra motora binmeye başladım. İlk Iron aldım. 50 etimi aldığımda. Ufak motor olsun dediler. İlk motosikletin Iron mı? Evet. En sevdiğim kullanıcı dilimi. Onu aldım. Kullandım 1-2 sene. Sonra daha böyle seri bir motora geçeyim. Yamaha MT-09 aldım. Onu da 2 ay kullandım. Çok hızlıymış çünkü. Depoda dururken bunu aldım. Peki neden yani C kasa niye tercih ettin? Bunun bir sebebi var mı? Görünüşü. Ön tekerleklerin kalın olması. Chopper'da onu seviyorum. Köpürtmesi. Aklıma o geldi. İşte 3 senedir de biniyorum. 3 senedir biniyor musun abi? Doğruları konuşalım bu masada. Ya işte zaten bu 3 senenin 1,5 yılı size kaldı motor. İlk geldi bir 6 ay kaldı. Sonra geldi yine bir 2 aya yakın kaldı. 45 gün kaldı. İşte ben de bir 1,5 sene binmişimdir. 10 bin kilometre yol yaptım. Peki bizimle buluşman yani bizi nereden buldun da neden West Service Custom'a gelip iş yaptırdın? Ben bunu işte dediğim gibi ikinci el aldım. Bir arkadaşa vermiştim evine gitsin diye yolda kaldı. O an yolda kalınca servis aramaya başladım. Sizi buldum Facebook'ta. Facebook'ta. Sözünü bir kesebilir miyim? Bana Facebook yapan, Facebook kullanıyorum diye laf yapan kim? Burada bu masada, dörtlü masada doğruları konuşuyoruz. Facebook kullanıyorsun diye laf etmiyorum. Bak Facebook'tan çok güzel insanlarla... Ben Facebook kullanmıyorum onu söylüyorum. Karşılaşıyoruz yani tanışıyoruz. Sen takılıyorsun da. Takılmıyorum abi Facebook'ta. Yani Instagram bitince Facebook'ta geziyorum. Tamam. Takılmıyorsun. İşte siz aldınız sağ olun. Yoldan aldığınız götürdüğünüz motoru. Arızasını yaptınız. Sonra sizi yaptığınız işleri görünce direkt dedik girelim buna. Sıfırdan yapalım dedim bu motoru. Değişik bir şey olsun. Peki tasarımla ilgili yani uzun bir zaman da geçti tabii ki üstünden. Biz de tasarım konusunda seni yönlendirdik. Bizim de eklentilerimiz şöyle mi yapalım dediğimiz noktalar oldu. Ama senin belli bir isteklerin var mıydı bu custom projesinde? Hani hatırladığım kadarıyla iki kişilik olsun istemiştin. Ve sisi bar o yüzden tasarıma eklendi. Bu tip böyle başka var mıydı? Yoktu gerisini şeyler. Size bıraktım benim biliyorsun. Zaten hatırladığım bu motor sadece iki kişilik olsun gerisi sizde lafıydı. Aynen. Böyle bir boyaya bile ben karışmadım. Gelişti. Doğru. Boyada da biz şey yaptık bunda aslında senin mesleğin dolayısıyla yangın söndürmekle uğraşan bir kullanıcıya böyle yanar dönerli bir motor iyi gider diye düşündük. Ters sitesine ismini Firefighter mı koymuştuk? Öyle bir evet, şey koymuştuk. Evet öyle bir şey koymuş. Tabii o da bambaşka bir konu internet sitesine. Sen motorun ismini biliyor muydun? Firefighter motorun ismi. Evet bilmiyorum. Biz internet sitesini açacağımız zaman. Patacağım zaman ilanı yazıyor. Motorlara isim bulmamız gerektiğini fark ettik. Çünkü karışmaya başladı bir yerden sonra. Dünyada kültürde de bu işler böyle yürüyor. Yani kastımcı isim koyuyor mutlaka. Oturduk. Yarım saat içinde galiba bütün motorlara isim bulduk. Hani internet sitemizi girip incelerseniz biz de hatırlamıyoruz çoğu ismi ama artık yeni gelenler ismiyle geliyor. Bu da Firefighter. Evet. O zaman motora yapılan işlemlerden biraz bahsedelim. Önden başlayalım gene o zaman. Ön çamurluk kısaltıldı. Yani aradan parça alalım. Daha spor bir çamurluk yaptık. Hem bu şekilde de lastiğin ortaya çıkmasını sağladık. Projede can alıcı kısım bence riser'ın uzatıldığı o aşağıdaki alttaki parçayı yaptık. Çok uğraştırdı o bizi. Evet Fırat onda bayağı bir kile kaç, çekmişti. Evet 2 hafta falan. Onda da el işçiliği. Şeydi galiba. Bak hatırladığım başka bir nokta. Sürüş pozisyonu. Evet. Değil mi? Sen hani bu şekilde kullanmak istiyorum. Çünkü öne doğru eğildiğimde belimi ağrıtıyor gibi aynen. Bir talepte gelmiştin. Bizde şimdi C'lerin riser'ları normalde uzun ve açılı geliyor. Çok fazla eğip gidonları da yakıştıramıyoruz bu riser'a. Ama bu kullanımı istiyor adam. Her türlü eğip olması lazım. İşin içinden nasıl çıkabiliriz diye düşündük. En son riser'ı uzatma fikriyle sıyrıldık. Orada da Fırat başladı.
paslanmaz çeliği dövmeye. En son baktığımda bir hafta geçmişti. Hala dövüyordu, bir şeyler yapıyordu. Ya kalıbıyla şeyle uğraşmıştım. Abi çok zordu. İki hafta falan sürdü onun imalatı galiba. Birkaç tane yöntem denendi falan. Sonrasında soranlara falan yok çok kötü oldu falan diyordum. Tabii isteyenler oluyordu. Yok ya, hani, yapmayalım. Yakışmıyor, boşver. Onun dışında FetGidon yapıldı. Aynaları yanlış hatırlamıyorsam V-Rod Muscle'ın aynaları olması lazım. Bu sinyal aynaları. Ben de V-Rod'un diye biliyorum. Onları taktık. Ön kavalların üstteki korumaları yapıldı. Onun ön dışında, takımı biraz daha kalın gösterme amacıyla. Daha güçlü göstermek için. Ve oradaki zaten siyah bütünü de sağlamak için. Onun dışında egzozları, yine kendi yaptığımız egzozları taktık. Onun dışında sele yapıldı. Sivar yapıldı. Arka amortisörler, progresif amortisörlerle değişti. Seleyi bu arada bir tur yaptık. Aslında Sisi Bar'la takım bir sele vardı. Ortada Nubuk. Kadife mi? Nubuk. Aynen. Süet gibi bir şey. Süet. Süet bir detay vardı ortada Sisi Bar'daki gibi. Ardından tabii motor yıkandıktan sonra o Süet'in yılda geç bir kuruması. Yılda bir de olsa rahatsız etti ve değiştirdik değil mi? Gerçi şöyle, sen şimdi yılda iki kere kullandığın için motoru yıkamak zorundasın kullanmadan önce. Tamam. Abi yıkıyorsun, motoru süreceksin, kurumuyor. Tam da ortada yani o koltuğun oturunca ortasında bir çizgi yani. Oturunca o ara komple ıslanıyor. O yüzden seleyi değiştirmiştik aslında. Onun dışında sivar yapıldı. Sakal yapıldı. Aynen sakal, ben burada sakalı göremiyorum. Ben gördüm. Başka ne var? Deponun altı var. Boşaltı. Aynen. Onun elektrik yerleri. Kontak, düğmeli kontağa döndü. Depoda büyük bir işlem var da Sisi Bar'ı atlayıp geçtik. Orada aslında çok uğraştığımız bir nokta da var. O bizi bayağı uğraştırmıştı. Yani yandaki parçalar ve ortadaki döşeme kısmının hiçbir şekilde birbirine bağlı olduğunu göstermemeye çalıştık tasarımda. Çok böyle detaylı böyle incelemediğiniz sürece uzaktan bakıldığında herhangi bir bağlantı detayı gözükmüyor. Ardından depoda yine. Depoda da şöyle bir şey olmuştu. Savaş abinin Facebook'taki fotoğraflarına bakmıştık. Oradan motoru altında çok küçük durduğunu fark ettik. O zaman hem SL'den biraz yiyip hem motorun içine oturtmak için, motoru büyütmek için bu sefer depoyu da kaldırmamız lazımdı yani. Daha doğrusu sürücüyü direkt oturuş pozisyonu motorun içine oturtmaya çalıştık. Gömdük. Bunda ama şöyle bir şey var. Hani klasik bir depo yükseltme taktığın zaman depo önden yükseliyor bunda. Hem önden hem arkadan yükseltme. Zaten C deposu olduğu için de normal bir depo yükseltme kullanamadık yani. Yani kendimize göre bir şey yaptık. O parçanın üzerinde bir de düğme var. Kontak düğmesi gibi. Var. Kontak düğmesi Keyless Go oluyor. Yani aslında Harley'lerde, Sportster'larda bunu da söyleyelim. Fabrika çıkışı aslında Keyless Go geliyor. O FOB denilen şey aslında bu işe yarayan bir şey. Ama firma sana ekstradan Keyless Go çakabilmek için yani açıkçası böyle söylüyorum. Bilmiyorum şimdi ben emin olamıyorum böyle. Bence öyle mi? Yani. Ya şöyle bir şey var. Bir modelden sonra getirdiler onu mesela. 2016'dan sonra olması lazım. Sportster'da Keyless Go var. Onun öncesinde yok. Ama o şey Keyless Go yani. Elektriği verdiğin sürece. Ya şey olarak şöyle. Baktığın zaman şimdi üstünde anahtarı takıp çevirdiğin bir kontak var. Aynen. FOB olmadığı sürece kontağı açsan da motor çalışmıyor. Anahtar sokup kontağı çevirmek yerine sadece bizim bu sistemde düğmeye basıyorsun. O zaman şunu soracağım. Keyless Go olan modellerde düğmeye Keyless bastığımız Go zaman olan modellerde, FOB olmasa da açıyor mu ışıkları? Açar. Açıyor mu? Açar. Açarsa aynı şey. Açar. Ama bence açmaması. Ben. Fabrika yapıyor bunu ya. Dur bakalım. Bunu yayınlamıyorum. Yayınlayalım abi. Herkes öğrensin. Yorumlara. Açıp açmadığını bir bilelim. Bunu senin bilmen gerekiyor. Bilmiyorum. Ya ben her şeyi bilmek zorunda değilim. Benden artık bu firmadan bunu beklemeyin. Biz her şeyi bilmek zorunda değiliz yani. Ya biz şöyle bir şey oldu. Öğrenmeye devam ediyoruz Bobo yani. Bobo okumadığı için açmıyor da olabilir. Zaten sorun orada başlıyor. Yani o yüzden aslında hepsi şeyle geliyor diyemeyebiliriz. Ya. Ama baktığın zaman bu onu sistemi çok, yani o saçma bir yere gidiyor şu an. Bunu tartışmamızı isterseniz. Onu söyleyeyim. Benim ayrım vardı ya, sıfır almıştım. Onda vardı zaten. Tamam. Sistem. Kontağı basarsan farları falan açmıyordu. Böyle bir alarm sesi veriyordu. Bob yokken mi? Okumaya yokken çalışıyor. Okumadığı zaman. Bunda kontağı açıyor, yine alarm veriyor. Birkaç kere denediğin zaman direkt alarm veriyor. Tamam. Bunda açıyor kontağı, ama yine alarm veriyor. FOB okuyamadı ki. Evet. Yani bu düğmeye çevirme biter işlemlerinin aynen dezavantajı. Ha biri gelir de o düğmeyi bulur da basarsa aküm biter. Böyle bir dezavantajı var. Onun dışında açık hava filtresi taktık. Onu söyleyelim. Bobini yana aldık. Bobini yana aldık. Bir de o elektrik tesisatı komple temizlendi. Deponun altına saklandı. Buji kabloları değişti. Ayaklıkları değiştirdik bir de bu motorda. Plakayı yana aldık en son projede ve arka amortisörleri değiştirip bastık arkayı biraz daha. Arka sinyalleri iptal ettik. Sinyalli stop taktık arkaya. Evet. Ön sinyalleri de aynaya vermiştik. Motor bir süre krom kullanıldı. Krom bakma biraz zahmetli bir iş. O yüzden komple tasarım siyaha döndü. Bir de şeyi merak ediyorum. Şimdi bu motoru ilk bitirdik. Hatta dur iki defa bu görüşünü alabilirim. İki kere bitirdik bu motoru teslim tabii ettik. Getirdiğin hallerini biliyorsun ikisinin de. Bittiğindeki ilk izlenimlerini, ilk tepkilerini ve varsa eksiklerini, hoşuna giden gitmeyen noktaları öğrenebilir miyiz? İlk temiz alıyordum. En güzeli o. Proje bittiğinde seni en çok şaşırtan noktası temiz olması. Temiz olmuş. Tamam. O kadar. Teşekkür ederiz abi. Biz zaten
Çok bir şey yapmadık. Bir bindim, bambaşka bir motor olmuş. Oturma şeklim oturuş farklı, pozisyonunda rahatlığı çok iyi. Yazlığa falan hemen gittim. Bir uzun yol yapayım diye. Yolda hiç yormadı. Bir de iki kişi bindik. Gayet rahat gittik Sele biraz geldik. Sert olmuş demiştin galiba. Evet. Evet. O ilkinde daha sertti. O daha iyi. Tabii şimdi ona da değinmek istiyorum. Sele incelttiğimiz zaman ister istemez daha sert sünger kullanmamız gerekiyor. Bu motorda da demin belki yüzeysel olarak üzerinden geçti. Ben o fotoğrafı bulup onu da koymayı istiyorum. Normal bir C'de üstüne bindiğin zaman sanki motorun üstünde gibi duruyorsun. Yani daha çok Cafe Racer veya işte o tarz diğer motorlar var ya onların... Onlara biniyormuş gibi oluyorsun. Aslında isteğimiz motorun biraz daha içine oturup motorla bütünleşmen. O yüzden de depo yükseltildi, gidon yükseltildi, koltuk düşürüldü, amortisör alçaltıldı. Bu da ister istemez konforda birazcık konfordan ödün vermemizi gerektiriyor. Abi zaten görsel arttıkça konfor düşüyor. Tabii. Kesinlikle. Böyle bir şey yani. Genel halinden çok memnunum. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Ben de bu motorla yıkamaya götürüp getirirken gazlamaktan çok memnunum. Bir değişik geliyor abi, bir çözemedim. Bir 1200 daha bulmam lazım. Ben abi bir ona bineceğim, sabah gazladım ben öbür 1200'le. Gerçekten bu bir değişik gidiyor. Bir değişik gidiyor. Bu ya. Motorda bir şey yazılım falan da yok üstünde. Bir yok. Garip boya hızlandırıyor mu o? Bence tamamen çok oturuş pozisyonunun sana hissettirdiği şey de olabilir. Olabilir. Çünkü bu motoru ilk bittiğinde işte testte oturduğumda çok hakimdim motora. Ve Sportster gibi değil. Evet yani motoru bindim. Gerçekten gözüm kapalı sürebilirdim yani, her şey tamam bende motordu yani. Çok dengeli. Çok sevdiğim bir motor benim. Bu ya. Motorda ya benim çok gerildiğim bir yer var abi senin sayende. Hatırlıyorsan bu motor bitmeye yakın sen bizim atölyeye gelmiştin. O gün alacaktın. O gün alacaktın hatta. Marş basacağız. Yani basıyorum, marşa yok kimse. Çalışmıyor motor. Enjektörleri söktük. Benzin gelmiyor, bir şeyler. Meğersem abi deponun pompadaki soket çıkmış. O soketi sonradan fark ettim. Kaç saat sonra? Şöyle senin o surat ifadeni gördüm ya. Bir de ben abi normalde hani çalışırken başımda, babam da iyi buna. Dursun istemiyorum yani. Çok geriliyor. Ama ben almaya gelmişim. Abi doğru. Sen geldin ilk bir o oldu. Ondan sonra bir tur çalıştırdık motor şeyinde. Onu almak istemedim burada da. Yağlar aktı. Daha. Yağlar aktı. Evet her yerinden. Her yerinden kapaktan değil mi? Ya bunu anlattık var ya, şunu da anlatayım. Senin abi ben o anda sırat ifadeni gördüm. Şimdi motoru gördüğün için mutlusun, tamam mı? Ya gerçekten yapmak istiyorum. Bak şey gülüyorsun. Çalıştırdık ya akıyor. Böyle oldun abi. Gerçekten ben o an sana bakıyordum ve bunu gördüm net yani. Hiç travma oldu abi bende. Abi ilk çalışmada ikinci gün almaya geldim. Motorun her yerinden yağlar fışkırıyor. Oğlum her yerinden. Her yerinden hani kapağından fışkırıyor da her yeri yağ oluyor sonuçta. Her yere evet, dökülüyor ama yani. Her yerinden fışkırmıyor yani. Abi çok teşekkür ederiz. Geldiğin için. Ben teşekkür için. Ederim. Eklemek istediğin bir şey var mı? İleriki günlerde görüşmek üzere. Yeni motorlarda tabii ki. Aa gerçi bunda proje yapacağız. Aynen, satılık. Aa satılık. Bu arada motor satılık. Sarı sayfa diyor ya geçen gün. Sarı sayfada bunun fiyatı kaç diyor. Abi çok teşekkür ederiz geldiğin için tekrar. Ellerine ayaklarına sağlık. Yani, ağzına yani sağlık. Ne bileyim. Dur bir dakika, bir daha bitirelim. Çok teşekkür ederiz abi geldiğin için. Çok... Of delirteceksin beni. Oğlum normal niye böyle normal olamıyor ya? Tamam bitiriyorum. Hayır o gülüşün. Abi sen. O gülüşün beni çok geliyor. Çok normal olmak değil. Benimle mesela sen böyle konuşuyorsun. Şöyle konuşuyorsun. Buradan her hafta çoğunluğunu defoyu yükselttik. O da beni geriyor anladın mı? Duy, hani o, ne dediğini olmuyor. Böyle konuşuyorsun. Sağ ol abi geldiğin için. Kapat abi kapat. Kapatayım. Bu tarz videoların gelmesini... Tam olarak bu tarz mı? Tam olarak bu tarz mı bilmiyorum kanka. Yani devam ediyorum. Unuttum. Bütün dikkatimi dağıttım. Bütün dikkatimi dağıttım. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız bizi takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Bence oldu. Beğenmedin mi? Sen yap o zaman. Bence de oldu. Tamam o zaman.